Evet, yani dediğim gibi birkaç temel soruya e, e, cevap vermeye çalışayım e, başlangıç için. Sonrasında sohbetimize e, devam ederiz. Hiçbir fikir veya düşünce e, akımı e, ortaya çıktığı zamanın şartlarından bağımsız olarak düşünülemez. Yani e, bütün fikirler tıpkı insanlar gibi i̇bn Zamandır, zamanının çocuğudur. E, bu hakikat... E, böyle hani basit aşina olduğumuz bir hakikat gibi geliyor. Kendimizden de biliyoruz, doğrudur. Belli zamandan da duymuşuzdur. Ama bu fikir şöyle söyleyeyim, yani bilgi sosyolojisi denilen bir alt bilim dalının temel fikridir. Yani o bilgi sosyolojisi bunun üzerine bina olmuştur. Aynı şekilde felsefede de uzun zaman bir takım filozoflar evrensel bazı hakikatleri teşhis tespit etmek için çok mesai harcayıp çok münakaşalara girmişlerdir. Nihayetinde varılan mühim tespitlerden bir tanesi de şudur ki felsefe gibi böyle soyut dediğimiz bir takım hakikatler bile bizim hayat içindeki şartlarımız ve bulunduğumuz zaman ve zeminin koşullamasıyla, şartlandırmalarıyla, tesiri tesiriyle e, e, oluşuyor. Bu açıdan da e, yani bu çok temel bir hakikat öyle söyleyelim. Bunun artık avamileşmiş bir versiyonu coğrafya kaderdir, kederdir, İbni Haldun vesaire diye dolaşır. E, bu hani sadece coğrafya olarak düşünmemek lazım. ...ceorafiyanın bağlayıcılığı sınırlı olmakla birlikte zaman ve zemin çok önem kazanıyor. Bunu şunun için söyledim. İlk önemli tespitimiz İslamcılık'la ilgili. ilk temel, belki tek belirleyici tespit şudur. İslamcılık modern bir ideolojidir. İslamcılığın İslam'dan bahsetmesi, Hazreti Muhammed'den bahsetmesi, maziden bahsetmesi vesaire Bunların hiçbiri bu temel hakikati değiştirmiyor. Modern derken neyi kastediyoruz? Modernlik konusunda e, bu biraz benim son zamanlarda biraz ilgilenip e, üzerinde tefekküre çalıştığım bir e, konu aynı zamanda. Bir şeyi modern yapan nedir? Çünkü insanlar modernlikten hep bir dönem olarak bahsederler. Belli bir periyot işte sanayi inkılabı, aydınlanma, Fransız inkılabı, dört inkılab vardır. Dört büyük devrim Bunlar modern toplumu doğurmuştur. Bunlar da Aydınlanma, sanayi inkılabı, Fransız inkılabı, bir de protestan inkılabı, yani reformasyon dediğimiz e, protestanlığın e, Hristiyanlık içinde yaptığı inkılaptır. Şimdi e, bunların değişik unsurları var. Kiminde ferdin ortaya çıkışını görüyoruz, aydınlanma, e, düşüncenin, sorgulamanın önem kazanması. Sanayi toplumunda iş bölümü, e, teşriki, mesai, insanların birbirine bağımlı e, hale gelmesi meselesini görüyoruz Fransız İnkılabı'nda da e, ulusun ortaya çıkması çıkması ulus Devletin ortaya çıkması kitlenin doğması e, halk dediğimiz e, nesnenin ortaya çıkması e, gibi faktörler var şimdi e, bütün bunların bazısı daha evvel evvelde e, görülebilirdi yani Mesela tefekkür etmek eskiden de vardı. İmam Gazali de tefekkür ediyordu. Modern miydi peki o zaman o o zamanki adam? E, yahut e, ticaret desek yani e, ticaret çok eskiye gidiyor. E, i̇lahir bunun gibi e, değişik e, boyutlarıyla baktığımız zaman modernliği en son tahlilde e, bir şeyi modern yapan nedir sorusunu sorduğumuz zaman benim e, şahsen vardığım kanaat şudur. E, burada sadece aktarma yapmıyorum yani hakikaten üzerinde çalışıp ulaştığım sonuç iki temel unsur var. Bir tanesi kendinin farkına varmak. Yani zamanda tahkikilik adıyla geçer bu. Kendinin farkına varmak. Bu şimdi günümüzde modern zamanda ya zaten herkes kendinin farkına diyoruz. Aynalar çağındayız, selfie çağındayız, işte kendinden bahsetme CV çağındayız filan. Fakat bu e, çok nadir bir şeydi. Eskiden kendi kendinin farkında olmak. İnsanoğlu hep etrafının farkında da kendinin farkında değildir. Kamerada kendini ilk kez görmek, e, aynada kendini ilk kez görmek e, kendiliğin başlangıcıdır. Yani kendini farkında olmayan henüz yoktur. Yani benlik olarak yok demektir. Bu taklitteki bir insanın hükmen yok olmasıyla aynı şeydir. Tahkikilik insanın kendini farkında olması. Şimdi burayı kısa tutuyorum. Yani bu İngilizce'de reflexivity veya self-consciousness, kendinin şuurunda olmak gibi isimler altında geçiyor. Bu da çok zor olmayan bir unsur ama çok temel bir unsur. İkinci ve çok belirleyici olan unsur, yani bir şeyi modern yapan ikinci önemli unsur ise şahsı manevinin doğmasıdır. Modern zaman şahsı maneviler çağıdır. Şahsı manevi kolektif benlik demektir. Kolektif benliğin kendi kendinin farkında olması meselesi modernliğin çok temel unsurlarından biridir. Bu ne demektir? Mesela bir fabrikaya nazar ettiğimiz zaman bir fabrikada işçiler var, değişik fonksiyonlara tahsis edilmiş ve birbirleriyle bağlantılılar, bir fabrikanın çarkları gibi ve birbirlerinde bir nevi birbirlerine teslim oluyorlar, birbirlerine mani olmuyorlar. Böylece Fabrika denilen bir canavar, bir varlık ortaya çıkıyor. Bu çok enteresan bir şeydir. Daha evvel mümkün olmamış bir şeydir. Daha evvel sadece birbirini tanıyan insanlar bir arada olurdu. Mesela kabilede, aşirette, yatayda birbirine aşina olan elinin varabildiği, gözünün değebildiği insanlarla bir vücut olabiliyordu. İlk kez modern zamanda elinin ve gözünün varamadığı fakat iletişim ve e, e, nasıl diyelim, eee internet varı düşünürsek yani işte cloud gibi üstte bir bulut üzerinden insanların birbirine rapt olabildiği yepyeni bir zamana geçiyoruz. Böylelikle Kars'taki ile Edirne'deki adam hayatta hiçbir birbirlerine rast gelmemiş, birbirlerini tanımıyorlar vesaire. Aynı milletin efradı oldukları zehabına, hissiyatına girebiliyorlar. Bu modern bir şeydir. Buradan gördüğünüz gibi ulus fikirin doğuşunu görüyoruz aslında millet denilen nesne. Bu açılardan son derece modern bir şeydir. Yani kolektif bir kitle olma durumu yeni değildir. Fakat birbirine direkt aşina olmayan insanların birbirlerine rapt olması durumu yeni bir şeydir. Modern bir şeydir. Şimdi bu şahsı manevi olayı şu açıdan önemlidir. E ee, Rizanur'daki bedu zamandaki şahsı manevi bahsi, bunun bir e, alt başlığıdır. Dolayısıyla yani İslam'ın modernleşmesinin bir yansıması olarak not edelim. Ona tekrar dönebiliriz eğer e, arzu ederseniz. Şimdi e, bu şahsı maneviler çağında e, İslamcılık e, son talilde bir e, milliyetçilik hareketi olarak çıkmıştır. Yani Müslüman milliyetçiliği. Şimdi milliyetçiliği biz otomatik olarak kötüleme eğilimi gösterebiliriz. İslami kaygılarla, sol kaygılarla vesaire. Fakat milliyet fikri, zamanda şöyle ilginç bir söz var değil mi? Fikri milliyet hürriyetin pederidir. Yani özgürlük modern zamanda kitlesel olmak zorunda çünkü bağımlısın iş bölümü dolayısıyla işte toplumsal bağı, e, bağıms özgürlük millet fikriyle mümkündür diyor yani dayanışma bugünkü yurttaşlık bilinci diyebiliriz e, sivil dayanışma diyebiliriz sivil toplum diyebiliriz ilahir bunun terminolojisi ve zamana göre değişik şeyler var şimdi e, İslamcılık e, demek ki bir e, siyasi akım olarak e, bir e, modern e, tepki bir modern cevaptır Müslümanlarca Müslümanların da bu şahsi manevi üretme sürecine katılımını yansıtır. Yani Müslümanların modernleşme sürecidir İslamcılık. Şimdi ben eskiden bedu zamanı e, e, İslamcılıkla lekedar etmeme temayülünde idim. E, İslamcılıkla çok örtüşen unsurlar olmakla birlikte e, İslamcılığın dünyeviliği karşısında bu bahsede geleceğim. Ben zaman hani e, uhreveli imanili ni hani e, çok bir arada düşünmedim. Fakat şimdiki kanaatim şu şekilde e, eski sahip de e, İslamcı olarak e, e, düşünüldüğünde bu yanlış olmaz. Yani eski sahip e, e, bir ölçüde İslamcı idi. İslamcılığa indirgenemez e, vesaire ama e, bu İslamcılığın paniğine ve Müslümanların modernlik karşısında yaşadıkları e, e, endişe ve panik ve gayrete e, dahil olmuş e, e, bir insan olarak e, karşımıza çıkıyor vediği zamanda e, yani Müslümanların modernleşme çabasıdır İslamcılık Bu haliyle e, çirkin bir şey olarak görülemez e, değildir e, ama nasıl oluyor da İslamcılık bugün günümüzde, Gördüğümüz çirkin vaziyetlerini alabiliyor, başka e, açılardan da kabul edilmeyecek, dini açıdan kabul edilmeyecek e, veçeleri olan bir ha harekettir. Bunları e, birazdan tekrar e, diğer unsurları da konuştuktan sonra şey yapalım. İkinci bir husus, İslamcılık seküler bir ideolojidir. Yani e, bir siyasi harekettir, e, Müslümanların dünyevi iktidarı için çalışır. Şimdi bu zahiren kötü bir şey değildir. Yani Müslümanların güçlü olması, kudretli olması, zengin olması, hakim olması, mahkum olmaması güzel bir şeydir. Müslümanların bunu isteme hakkı vardır. Fakat bu dünyevi bir şeydir. Yani mesela bir mümin Allah'tan zengin olmayı isteyebilir, zengin olabilir, zenginliğe denk gelmiş olabilir filan. Fakat bunun dinle doğrudan bir ilgisi yok. Yani mesela zengin olmasaydı iyi bir Müslüman olmayacaktı diye bir şey yok biliyorsunuz. Bakınız bir tek protestanlıkta eğer zengin olmazsan bu senin iyi bir mümin olmadığına delalet eder inancı vardır. Onun için protestanlık Hristiyanlığın içine düştüğü zaman bir alev gibi yangın çıkarmıştır. Ve Weber'e göre, sosyolog, Alman sosyolog Weber'e göre protestan ahlakı, protestanların dünya ahiretin tarlasıdır inancından hareketle ...dünyaya saldırmaları ile birlikte kapitalizm bu mevcut halini almıştı. Yani insanlar için bu kadar çok çalışıyor, bu kadar çabalıyor? Batılılar niçin bu kadar dakikler mesela? Bir saniyeyi bile zayi etmiyorlar. Vakit nakittir sözü Weber'e göre protestan ahlakının formüllerinden biridir. Benjamin Franklin söylemiştir o sözü. Amerikalı kurucu babalardan, eskilerden... Weber'e göre protestanlık ile kapitalizm arasında bir münasebet var. Yani protestan edebi, ahlakı, çalışma ahlakı, zamanı zayi etmeme, malayaniyat ile uğraşmama, her ne iş yapıyorsan o işi ibadet gibi yapmak, düzgün yapmanın ibadet olduğu ve ancak insanın kurtuluşunun bu dünyada dünyayı imar etmeyle, ondan sonra değer üretmeyle, bu değer işte her nereye kader seni koymuş ise onu düzgün yapma şeklinde tecelli ediyor. Bunun için o Almanların gördüğünüz işte ede, disiplini vesairesi oradan geliyor arkadaşlar. Batı medeniyetinin. daha evvel onlar da dünya önemsizdir. Ayret için hani berduş sofiler gibi idiler. Katolikler de mesela dünyaya öyle saldırmazlar. Fakat Weber de söyler ve günümüzde de öyle. Şöyle bir durum olmuştur. Protestanlar dünyaya böyle saldırınca diğer müminler de diğer dinlerin etbağı da onlara da dünyaya saldırdılar ve böylelikle herkes protestan ahlakına dahil olmuş oldu. Yani şu anda Türkiye'deki o iş yapma ticaret vesaire bütün o edep işte iş böyle yapılır vesaire. Artık dini etiketini kaybetmiş fakat temelinde manevi bir motivasyonu. Ancak ahiret için dünyaya bu kadar saldırıla Fakat ahirete inanmayan insanlar bile dünyaya bu şekilde saldırıyorlar. Bu akla aykırı bir şeydir der ve Weber ve oradan başlar. Yani nasıl oluyor da insanlar dünyaya bu kadar saldırıyor? Çünkü öleceksin yani. Değil mi? Tesla, Warren Buffett, işte bilmem Bill Gates bu kadar zengin adamlar niçin senden benden daha çok çalışıyor? Değil mi? Normal akıllı bir insan oturup keyfine bakar. Eskiden öyleydi. Adam talan yapar işte iki kuzu, üç kuzu hadi iki tane edin. Üçüncüsünün bir kıymeti yoktur yani. Hani gösteriş için sağa sola krallar bir iki şey yaparlardı. Erol Taş gibi yer, kemik atarlardı, bir şeyler yaparlar. Ama ondan ibaret idi. Fakat protestan adam öyle bir kazanıyor fakat tüketmiyor arkadaşlar. Çok mesela bu Warren Buffett diye bir adam var. Bu emlak, memlak gibi alanlarda çok çok zengin bir adam. Çok basit bir yerde yaşıyor, çok basit bir hayatı var adam. Yani kesinlikle böyle zevk ve şey yapmak yoktur yani o edepti. Şimdi bu şunun için anlattım. Batı'nın ulaştığı bir başarı var modernlik adı altında. Müslümanlar kendi gafilane, memnu, mutlu halde hayatlarına devam ediyorlardı. Modernlik zuhur edince Batı'dan böyle bir şey gibi geldi, bir yangın gibi, bir fırtına gibi geldi. Ve Müslümanlar ne oluyoruz diye başladılar sorgulamaya. İşte savaşlar bunun ilk işaretleri. Sonrasında şu anlaşıldı ki, Değişim lazım yani yoksa İzmihlal ile karşı karşıyayız. Değişimi de temin etmek için Müslüman bir takım öncüler, özellikle batıyla teması olanlar, bakın İslamcılık tamamen batıyla ile temas ile ortaya çıkmış çıkabilmiş bir şeydir. Bu öncü isimler bir takım çözümler ürettiler, tekliflerde bulundular. Nasıl bu şeyden çıkarız? İşte İzzeti İslamiye vs. diye sömürgecilik vesairede bu modernleşme lüzumunu aslında bir tür kurtuluş savaşına çevirdi. Yoksa e, Müslümanlar kendi kendilerine e, çok daha modernist, daha modernleşmeci bir çizgiye gireceklerdi. Fakat Batı aynı zamanda gelip Müslümanlara hakim olmaya çalıştığı için iki şey üst üste geldi. Müslümanların kendi kendilerine modernleşme lüzumu ile Batı ile çatışma e, ihtiyaçları örtüştü. Bu da bize böyle karmaşık duygular miras bırakmıştır İslamcılık derken. Mesela İslam, İslamcılığın ile ilişkisine baktığımız zaman Müslüman geleneğin, Müslüman hayatının en batıcı, en batılı, en batıya tercüme edilebilir formülasyonları İslamcılıktır. Nurculuğu batı diline çevirmek çok zordur ama İslamcılığı pat diye çevirirsin. Kıytırık bir İslamcı aktivist çok rahat batı şeyine girer literatürüne sirküle eder ama Said Nursi'nin sirküle etmesi çok daha zordur. E, çünkü biri ötekinin yansıması, gölgesi, alternatifi olarak ortaya çıktığı için e, şimdi bunu söylerken tamamen yani İslamcılığı e, hani e, değersizleştirme kastı taşımıyorum. E, onu belirtmek isterim. Sadece bu husus eee değer bir husus olduğu için söylüyorum. Şimdi biraz toparlarsa bu konuları tekrar birbirine bağlamaya çalışacağım ama yani İslamcılık seküler bir ideolojidir dedik. Dünyayı hedef alır, e, dünyevidir ve e, iktidar ister. Müslümanların iktidarı. İsterseniz buna şaşa deyin, isterseniz Müslümanların izzeti, nefsini muhafaza deyin. Buna hepsi buna dahildir. yani. Dolayısıyla bunun içine talan yapmak isteyen e, insanlar da girer. Ee, e, İslam memleketinin işte e, küfarın e, işgal e, askerleri altında olmasını istemeyen e, samimi e, Müslüman da girer. E, bu geniş bir spektrumda anlaşılabilir. Şimdi üçüncü bir husus İslamcılık e, İslamcılığın geleceği de bizim başlıklarımızdan biri yani tedavülde kalmaya devam edecek mi meselesi var İslamcılığa ne olacak? Şimdi bu konuda da benim kanaatim biraz değişti. Ben eskiden şöyle düşünüyordum. İslamcılık son derece dünyevi bir hareket. Müslümanların siyaset, iktidar şeyi. Ee, Müslümanlar e, iktidarın tadına bakıyor. Yani test imkanı ortaya çıkarsa, mesela adam atıp tutuyor, çok iyi şoförüm işte böyle yaparım, şöyle yaparım. Önüne arabayı koyduğun zaman, hani ne oldu ortaya çıkacak bir anlamda. Veya işte e, aç iken büyük ahlak... E, e, vaizliği yapan e, İslamcılık e, iktidar ve toklukla e, e, sofrayla tanışınca şey olacak yani e, ne oldu ortaya çıkacak özetle şimdi bu bu düşüncem biraz e, şimdi biraz naif olduğunu düşündüğüm bir düşünce çünkü burada şöyle bir şey varsayıyorum hakikat hakim olacak bu Bediüzzaman Üstadımızın da e, yani ümit var ama e, doğruluğu tartışılır varsayımlarından biridir. Hakikatin mutlaka e, hakim olacağı. E, bu, hani bunu yıkmamak lazım, bu ümit e, lazımdır insanoğlu için. Fakat hakikatin hakim olacağının bir garantisi yoktur. Yani esbab dairesinde böyle bir şey yok. E, yani hak olan hakim olacak değil. E, i̇nsanların menfaatleri çok daha belirleyici oluyor. Yani... İslamcılık hak olduğu için değil, Müslümanların menfaati onların dinlerinden daha önemli olduğu için var olmaya devam edecek. Tıpkı tıpkı milliyetçiliğin yok olmaması gibi. İslamcılık da devam edecek. Ne dedik? İslamcılık Müslümanların milliyetçilidir. Yani Müslümanlar menfaatlerini takip için değişik söylemler geliştirebilirler, bunu sulandırabilirler, daha yoğunlaştırabilirler, daha radikalize olabilir, daha ılıman formülasyonlara girebilir. Ak Parti'nin hikayesine bakarak da bunları görebilirsiniz. Bu anlamda İslamcılık tedavülde kalmaya devam edecek. Yani ortadan kalkmayacak diye söyleyebiliriz. Arada soru, söylediklerimle ilgili soru sormak isteyen olursa soru sorabilir. Ben şimdi biraz daha bazı detay hususları vurgulayayım. Ondan sonra inşallah şey yaparız, sohbete devam edelim. Şimdi İslamcılığa baktığımız zaman eş zamanlı olarak hem gelenekle hem de batı ile kavgalı olduğunu görüyoruz İslamcıların Bu enteresan bir şeydir. Yani bu Mesela Seyit Kutup gibi bir adama baktığımız zaman Seyit Kutup'ta e, cahiliye kapsamına kimler giriyor? Bütün bir geleneksel İslam da giriyor. Yani cahiliye bir tür yani teolojik anlamda söyleyeyim bir tür tekfirdir. Yani gaflet ve küfür iç üzere olmak e, gerçek bir Müslüman olamama halidir ve Müslümanlar da buna dahildir. Yani. Bu e, çünkü gelenek kendinin farkında değildir. Dünyanın farkında değildir. Yani e, düşün ki sen çobansın, bir sürü var veya çoban değilsin, sen de bir kudur. Herkes sürü, bir sürüyü gördüğün zaman sen uyanmışsın ve onları uyandırmak istiyorsun fakat onlar sürülükte e, ısrar ediyor. Onlara karşı bir kızgınlık hissedersin. E, şeyde bunu görüyoruz. E, Seyit Kutup'taki cahiliye kavramsallaştırmasının Müslümanları da, geleneksel Müslümanları da içine alması da bunu görüyoruz. Aynı şekilde Bediüzzaman'ın tahkikiliği yüceltmesi karşısında taklidin şey olması çok yani menfi kifayetsiz bir şey olarak görülmesi. Halbuki İslam tarihi yani bütün dinlerin en yüksek amacı taklittir arkadaşlar. Yani mesela biz işte ne diyoruz? Mesela A, muhabbetullah marifetullah'tan önce mi geliyor sonra mı geliyor nurcu terminolojide önce geliyor diyebiliyoruz muhabbetullah mı önce geliyor Yok, sonra, sonra gelir sonra geliyor. önce geliyor Sonra geliyor sonra sonra marifetler önce geliyor önce marifetullah, sonra muhabbetullah. evet çünkü bütün marifetler e, gidip e, en sonunda eee e, aşkla biter. Yani bilmek şeyin vesilesidir, teslim olmanın. Dolayısıyla zaten teslim olmuş o adama sen diyorsun ki bak tahkiki iman, kanata bak, düşün filan fistan. Adam diyor ki ulan ben zaten teslim olmuşum. İşte bundandır ki, bundandır ki nurculuk Müslümanların pek çoğuna garip bir şey geliyor. Ne gerek var laga Biz zaten Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız diyor. İş bitmiş. Said Nursi gelmiş de kanata bak, ilimlere bak vesaire diye konuşuyor. Bu adama çok garip geliyor. Çünkü bu adam zaten Müslüman, zaten teslim olmuş. Ama Sayın Nursi Müslüman olmayı sorgulayan, düşünen insanlar açısından anlamlı hale geliyor. Niteki mektepliler için, okullar için anlamda oluyor ama eski geleneksel Müslüman için anlamıyor. İslam tarihi de esas ve bütün dinler için esas şey teslimiyet ve taklittir. İşte bu tahkik olayının ne kadar yeni olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bunun modernlikle ilişkisi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. ben zaman gibi insanların bak istikbalde bu taklit gerilecek. Tahkik ön plana çıkacak. Onun için biz İslamiyet'i bu şekilde anlatmalıyız diye düşünmesi meselesine dikkat çekmek istiyorum. Dolayısıyla burada gelenekle kopan, geleneği ile kavga eden tabii geleneği tamamen çöpe atamaz. Dersin ki mesela biz verasetin nübüvvet ekolünü temsil ediyoruz. Mesela beden zamanda bu var. Arada büyük bir boşluk var. İslam alemi bu arada ne yapmış yani? Tam peygamberimizin tarzını takip ediyor. Mesela gitmiş tarikat mesleğini tasavvufu şey yapmış. Hakim kılmış. Pekala da insanlar mutlu mesut yaşamışlar. Ta ki modern zamanda bunun böyle devam etmeyeceği ortaya çıkınca bu geçmişi biraz bir silmek, süpürmek, sakal vurmak ve şeklinde e, şeyi e, geleneğin üzerinden atlayıp e, ana kaynağı e, yani asıl saadete, Kur'an ve Sünnet'e dönüş şeklinde bir vurgu olduğunu görüyoruz. Bu vurgu sadece bejwan'a özgü değildir. Yani modern e, İslam formülasyonlarında Kur'an'a dönüş çok temel bir vurgudur. Üstad'da da vardır bu, Mehmet Akif'te de vardır. Hatta hatta gelenekten şekva o kadar keskin bir e, damardır ki e, bu. Modern İslami düşüncede, İslamcılığın da bir parçası olduğu, bu modern Müslümanlık anlayışında. Mesela Mehmet Akif'in bazı şiirleri var ki neredeyse Allah'a şikayet ediyor. Belki rast gelmişsinizdir yani. Yani alttan şikayet etme var. E, siyasetten e, Müslümanların halinden vesaire neredeyse Allah'tan çekme etme var çünkü gelenek e, mahcup edici bir e, gafletti temsil ediyor bunu aşmak için İslamcılık da gelenekle kavgalıdır geleneğe kopmak ister çünkü modern olmak ister yani moderni böyle Aa, hadi modern olalım gibi değil öyle değil yani başka türlüsü mümkün olmayan bir çağdayız e, diye anlamaktır yani. Modernlik böyle ha alayım almayayım diyeceğim bir şey değildir. E, akıl ve şüphe e, hayatına dahil olduğu zaman e, orada modernleşme süreci kaçınılmaz hale geliyor. Bu şahıs seviyesinde değil, kolektivit seviyede olduğu zaman yani bir toplum, bir kitle seviyesinde olduğu zaman. E, dolayısıyla e, İslamcılıkta da böyle bir gelenekle gerilim e, var. E, tamamen kopuk olamıyorsun gerilimli oluyorsun. Peki Batı'yla hani Batı madem modernlikle özdeşleştiriliyor, Batı'yla ilişkisi nasıl? Batı'yla da kavgalıdır İslamcık, onunla çatışır. bu çatışma biraz benzerlerin çatışması şeklinde vuku bulur. Çünkü gelenek çatışma lüzumunu bile anlamaz. Yani yani tarikattan çoğu neyle kiminle niye çatışsın yani. Bazen denk gelirse bazı tarikatlar savaşır. Çoğu yani kim çorbayı, tekkeyi, şey tutarsa onunla anlaşır. Günümüzdeki cemaatlerin siyasetle ilişkisinin bir versiyonu olarak da bunu düşünebiliriz. Yani böyle bir yani geleneğin şeyle, batıyla kavgası falan yok. Mesela Hindistan'a bakalım, İslam coğrafyasında değişik reaksiyonlar olmuştur. Kimisi kavga etmiştir, kimisi ortak dil bulmaya çalışmıştır. Kimisi demiştir siyaset İslamiyet'in çok az kısmını oluşturur. Esas şeylere odaklanalım, bununla uğraşmayalım demiştir. Ve zaman kendi hayatında buna benzer şeyler görüyoruz. Evet, şimdi e, İslamcılığın e, gelenekle ilişkisi ve batı ile ilişkisi birbiriyle bağlantılıdır. Gelenek dünyadan habersiz olduğu için, geleneğin dünyadan haberi yoktur. İslamcılık dünyadan haberdar olduğu için, yani refleksiviteye, şuura, kendi farkındalığa, yani kendi kendinin farkında olmaklığa sahip olduğu için İslamcının gelenek ona garip gelir. Yani gelenekteki adam ben Müslümanım bile demez arkadaşlar. Yani gelenekteki adam kendinin farkında değildir. Müslüman olabilmen için Hristiyanla karşılaşman lazım. Yani her şey zıddıyla bilinir. İşte bu zıt ile temas bahsini ettiğim karşılaşma olayı ancak bu ufkun genişlemesi ile mümkündür yani. Ötekinin farkındalığıyla, şuuru ile mümkündür. İslamcılık bu temasın hissedildiği keskin bir hatta ortaya çıkmıştır. Batı ile temas İslamcılığı tetiklemiştir, doğurmuştur. Namık Kemalinden tutun, Sait Halim Paşa'ya, Cemalettin Afgani, Muhammed Abdu, bütün o isimlerde bu şeyi görüyoruz. Ve onlarda hem bir panik hem bir gayret var, samimi bir tarafkirlik var. İslamcının çok temel özelliği tarafgir olmasıdır. neyle doludur onu ayrıca bakmak lazım. Ee, mesela bakalım. Cemalettin Afgani. Afgani çok ilginç bir figür arkadaşlar. Ben ben onu şöyle tarif ediyorum. Ee, dünyanın en ilginç Müslümanı. Yani dünyanın en enteresan adamlarından biri. Düşünün 2-3 ülkede e, siyaset yapmış, düşünce üretmiş. Çok enteresan bir adam. Afgan muhtemel, yani veya İranlı, Şii ama Sünniler üzerine yani Müslümanlar biraz cahil ve sektör olduğu için kendini Sünni olarak takdim etmek zorunda. Şey yapmış adam, Afganlıyım diyerek e, İranlı olduğu tahmin ediliyor. E, Müslümanların taraf gelini yapmıştır. Yani e, e, Batılı filozoflarla her an şunu da buna tartışmıştır. Yani Batıyı tanıdığı için Müslümanlar da bunu yapabilir, yapmalıdır inandığı için bizzat kendi çok dindar olmayabilir. Yani bu Muhammed Abduh için de söylenir. Yani agnostik olma ihtimalleri üzerinde duruluyor. Mesela yani Cemalettin Afgan'ın dinin içeriğiyle çok ilgisi yok. Müslümanların selametiyle ilgisi var. Şimdi bu günümüz İslamcılarına getirdiğimiz zaman da bunu görürüz. Yani Müslümanların şerefi, izzeti vesaire için hani şey yapılır ama dine dinle çok şey bir ilişki yoktur yani. Öyle samimi derin bir ilişki olmayabiliyor. Yani olabilir de olmayabilir de. Dolayısıyla İslamcılığın İslamcı olanı iyi bir Müslüman yapmak gibi bir şeyi yoktur. Yani amacı, fonksiyonu ve tarihsel olarak vakiye baktığımız zaman böyle bir durum yoktur. Dolayısıyla İslamcılığın asıl vurgusu Müslümanlıktır ve Müslümancılıktır. Yani Müslümancılıktır İslamcı. Bu yüzden de Müslümanların modern toplum, modern ulus fikrine verdiği cevaptır. Müslümanların ulus projesi ni geliştirmiştir İslamcılık yani Müslüman milliyetçilidir. Müslümanların ulusuna ilk başta ne demişler? İttihadı İslam fikri. İşte Üstad Bediüzzaman da dahil olduğu. Mesela İttihadı İslam fikri dini bir fikir değildir. Kesinlikle dinle imanla hiçbir ilgisi olmayan bir fikirdir. Yani Müslümanların danışması fikri, Müslümanların birliği fikridir yani Müslümanların vaad ettiği işte e, danışması. E, eskiden Müslümanlar böyle bir şey düşünmezlerdi. Yani niye danışsın? Yani ilgisi yok. Allah'la münasebetin var. Bulunduğun yerle, kariyeyle ilişkin var. Başında hangi sultan, melik, emir varsa onunla münasebetin var. O emirler bazen birbirleriyle savaşırlardı. E, sen kimin tarafındaysan onun tarafını tutuyordu. Mesela Osmanlı girip işte Yavuz Selim girip Memluk'taki hem Türk hem de Müslüman sultanı öldürmeye gittiği zaman buradaki Şeyhülislam İslam aferin cihada gidiyoruz derdi. Rusya'daki Şeyhülislam İslam Çeçenistan'daki diyor ki işte Ukrayna'da biz cihat ediyoruz. Kırım müftüsü de diyor ki Rus küffarına karşı bizim buradaki şeyimiz cihattır. Yani din veya dindarlığın şeyde bir belirleyiciliği yok arkadaşlar. Siyasette bir belirleyiciliği yok. İkincildir her zaman ve siyasete tabi olan gelmiştir. İslam tarihinde dolayısıyla böyle bir yani nasıl diyelim dinin siyaseti belirleme şeyi pek olmamıştır yani. Dolayısıyla siyasetçinin dindar olamaması da buna ilgili. Bazen Kazara, kader kazası olarak işte adil sultanlar çıkmış olabilir ama bunlar kazadır yani. Normali e, e, siyas din siyasete tabi kalmak zorunda olmuştur ve siyasetçilerin çoğu hakiki dinler değildir. İslamcılar siyasetçi oldukları için, Müslüman siyasetçisi oldukları için Müslümanların çoğu da hakiki dindar değildir. E, çünkü uyanık ve kurnazdırlar, moderndirler. E, Akiki dindarlar biraz saf değildirler. aldanmaya da alışkındırlar. Eee Said Nursi'nin bu iki şey arasında kaldığını da görürüz yani. E, e, samimi dindarlıkla Müslüman uyanıklığı, uyanışı arasında bir çözüm bulmaya çalışmıştır. Bu açıdan da diğer İslamcılardan e, ayrıştığını görüyoruz. Dolayısıyla İttihat'ta İslam fikri tamamen yeni bir şeydir arkadaşlar. 19. yüzyıl ulus çağıdır. Yani şahsı manevilerin doğum çağıdır. E, ve ee, İslam dünyasında e, Müslümanlar için bir şahsı manevi teşkili lüzumu hasıl olmuştur. Bu çerçevede bu tür fikirler tedavüle girmiştir. İslamlaşmak diye bir şey. Yani ne demek yani İslamlaşmak? Yani ya Müslüman ya değiliz. İslamlaşmak gibi fikirler bunlar ideolojidir. İdeolojiler de modern zamanı şeydir. Bakın ideolojiler şahsı manevilerin fikirlerine denir. Eskiden sadece şahısların fikirleri vardı. Ona inanç denirdi, fikir denirdi. İdeoloji şahs manevinin cereyanına denir. Yani o akım olması cloud'da sinyalin gitmesi gibidir. Wi-Fi'ye bağlanman, internete bağlanman gibi bir şeydir. İdeoloji dediğimiz şey odur. Modern bir şeydir. Daha önce inançlar, itikatlar vardır. Bu şahs manevi iddia İslam fikriyle temine çalışılmıştır ve yeni bir put üretilmiştir. Bu da ümmettir. Yani Müslümanların ulus fikri ümmet şeklinde tecelli etmiştir. Ümmet daha önce Müslümanların düşündüğü şey yaptığı bir şey değildir. Tıpkı işte biz Türkler fikrinin yeni olması gibi milli tarihler bir şeyi öyle bir anlatır ki sanki yani işte Tonguç Kağan'dan bilmem Ergenekon'dan geriye gidiyorsun. Hazreti Adem de Müslüman da yok. Hazreti İbrahim Kürt idi filan kes Kürt. Bütün Kürt peygamberler Türk peygamber. İşte evet. Bunlar hep geriye doğru projekte edilen şeylerdir. Yani şahsı manevi oluşturmak için şahsı maneviye bir ezeliyet izafe etmek gerekir. Çünkü şahsı manevi Allah'ın yere düşmüş gölgesidir. Dinde dinde bu eskiden insanı kamil adıyla anlaşılırdı. İnsanı kamil de e, e, ya bir işte şeyh şeklinde tasavvur edilirdi, kemalatı abartılırdı. Yani insanüstü bir mükemmeliyet ile şey yapılırdı. Veya veya mesela ben zamanda Esma Yüzyıl'ın bir araya gelmesidir. Şahsı manevi de tecelli eder değil mi? Bir insan-ı kamil suretinde. İşte insan-ı kamil yani insanlıkta, beşeriyette Allah'ın hani insanlık aynasında Allah'ın tecellisi olarak yani en kamil tecellisi yansıması gibi düşünebiliriz. buraya nereden geldik? Şuradan bu insan insanı kamil oluşturma şey, şahıs şeyinden yani insanı kamili kamil insanı şahıs olarak düşünmekten bir cemaat olarak düşünmeye, bir kitle bir şey olarak düşünmeye geçiş modernliğin özelidir. Yani modernlikte yeni olan şeyler ulus tür ulus devlettir, parti. Cemaat, bunlar hepsi modern unsurlardır arkadaşlar. Parti derken buna itaat ederek partisi de dahildir, e, Nurculuk da dahildir, diğer cemaatler de dahildir. Bunlar bazı siyasidir, bazı değildir filan. Hepsi şahsi manevi inşa etmeye çalışan şeylerdir. Evet. Şimdi e, ümmet fikrinin yeniliği konusunda da e, çeşitli çalışmalar var. E, İsmail Kara'nın İslamcılık çalışmaları var malum. Cemil Aydın'ın son yıllarda çıkan bir kitap çalışması var. İngilizler ümmet fikrini teşvik etmişlerdir arkadaşlar. İdarelerindeki Müslümanların e, danışmasını sağlayıp e, hükmedilebilir hale gelmesi. Yani gelenekten onları çıkarıp modern yapmaya çalışmışlardır. Mesela e, bizim Nurcuların işte e, Said Nursi'deki... E, 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 İngilizlerin böyle İslam'a kalıcı bir adavetin olduğu intiba yanlış bir intibadır. Yani zamandaki o intiba yanlış, hatalı bir intiba. Fakat o zamandaki hakim duygu idi. Tarih de zaten böyle bir şeyi göstermiyor. Yani İngilizlerin İslam'a düşmanlık yaptı Bilakis İslam'a en en hürmetkar davranan, çünkü mahiyetlerinde Müslümanlar da olduğu için... İngilizler olmuştur. Bu da ayrı bir konu, tarih konusu ama bu ümmet vurgusunun ön plana çıkması e, ulus inşa çabalarının bir sonucudur. İslamcılık da bu ümmet vurgusunu yapmıştır. Şimdi İslamcılığın Türkiye'de hem ülkücülerle millet hem de Kürtlerle ümmet olabiliyor e, olmasının sırrı nedir? Yani mesela değil mi? Çok enteresan. Hani AK Parti'ye bakalım diyelim ki. Hem e, işte EDP şey yapıyor, ittifak yapıyor, öce alanda ittifak yapabiliyor. Hem de Bahçeli ve MHP ile ittifak yapabiliyor. Bu da İslamcılığın milliyetçilik niteliğinin bir yansıması olarak ancak anlaşılabilir. Yani ümmet millet oluşturma çabası bu iki şeye de açık bırakıyor özetle söylersek. Şimdi Müslümanların modernleşmesinden bu şekilde bahsetmiş olduk. Bir de İslam'ın modernleşmesi var. Şimdi Müslümanların modernleşmesine çalışan İslamcılar vardı bir de İslamcılardan daha çok dinden uzaklaşan ama Müslümanlıktan kopmayan kesim vardı. Bunlarda bir versiyonu da Kemalizm'dir arkadaşlar. Kemalizm de bir Müslümanların modernleşmesi projesidir. İslamcılığın çok az İslamlı bir versiyonudur. İslam'ın modernleşmesine geldiğimiz zaman İslam günümüzde tahkikileşme lüzumuyla karşı karşıya kalmıştır. Bu çerçevede bazı vurgular ön plana çıkar. Nedir bunlar? Mesela bütün İslamcılarda eğitim çok önem kazanıyor. Eğitim büyük bir kalem. Sebebi şu, modern insan olmak, birey olabilmek ve bir yerde yer alabilmek, yani bir memuriyette bulunabilmek, asker olabilmek, hepsi eğitimi gerektir. Yontulmak gerekir. Yani yontulan parçalar Lego parçası gibi bir yere konabiliyor. Böylece şahsı manevi inşa etmek mümkün oluyor. Eğitim eskiden sadece çok az insana şeydi. Herkes niye eğitilsin, değil mi? yani kafası çalışmayanları da eğitiyoruz. Yazık değil mi? Zayiat değil mi? Sadece zekileri eğitsek mesela. Fakat öyle değil. Günümüzde insanların işleyebilmesi için modern toplumda herkesin eğitim görmesi gerekiyor. Bu eğitim vurgusu Müslümanların eğitimi çok önemli bir husus. Çünkü ulus olabilmek için, ulus devlet olabilmek için demokrasinin işleyebilmesi için eğitim gerekiyor. Onun için bir zaman münazarattaki o meşrutiyet şeylerinin en sonunda gidip eğitime dayanması bir tesadüf değil. Yani medrese Üzeyraf vurgusu bu açıdan modernleşmenin bir şeyidir yani. Yansımasıdır ve yani o bağlantıyı görmek lazım. Evet. Bir diğer husus bilim ile din arasında uyumsuzluğun olmadığı düşüncesi. Bunlar hep modern fikirlerdir. Ve İslamcılarda da, Bediüzzaman'da da gördüğümüz şeylerdir. O kısmı şimdilik geçiyorum. Günümüzde dolayısıyla İslam modernleşmesi meselesi günümüzde şu anda canlı ve sıcak bir şekilde yaşadığımız bir süreçtir. Yani biz mesela belli ritüelleri idame ettirmek şeklinde mi İslam'ı anlamalıyız yoksa İslam'ı ahlak olarak mı anlamalıyız vesaire gibi tartışmalar var. İşte bazı hocalar sünnet vurgusu yaparken bazıları işte ahlak edep vurgusu yapıyor filan. Bu tartışmalar şu anda İslam ile Müslümanlık arasında yaşanan gerilim olarak anlayabiliriz. Yani İslam'ın gittikçe modern bir şekilde anlaşılması ile... E, e, Müslümanlığın bir kimlik olarak muhafazası, endişesi arasında yaşanan bir gerilim olarak karşımıza çıkıyor. Bunun içinde bazı kavgalar oluyor, bazı irtidat hareketleri oluyor. İşte bu taraftayken öbür tarafa geçen insanlar oluyor filan. Yani özetlersem İslamcılık bir modern ideoloji olarak Müslümanların modernleşmesi için çalışan Dünyevi bir ideolojidir, e, dinle e, nispeti çok sınırlıdır, e, amaç e, Müslümanların e, onurlu, hakim, belki zengin, güçlü vesaire olarak yaşaması için tarafgirliktir. Onun için İslamcılığa dindar olmayan insanlar dahil olabilir, çok rahat. Batılı bir dildir çünkü çatışma ve şey dilini kullanır, ideolojidir, harekettir, yani toplumsal hareket vesaire, yani moderndir. Bu açıdan transparan, şeffaf bir niteliği vardır dışarısı için. Ve kurucularından günümüze kadar dinle ilişkisi aslında mahdut bir ilişkidir. Dediğim gibi mesela Afgani dindar bir insan değil yani e, dindar değil derken yani bir Müslümandır fakat böyle e, İslam'ın çok özel olduğu düşüncesinde değil. E, evet yani özetlersem şuraya geliyoruz. Mustafa Kemal'in e, modernleşme çabası bir e, uç noktayı temsil ediyorsa e, o spektrum içinde biz e, İslamcılığı da Bediüzzaman'ı da e, anlayabiliriz. Yani aslında hepsinde de bir e, kurtuluş e, kurtarma işte bir güncelleme, zaman asrın idrakine söyletme, asrın idrakine işte biri asrın idrakine söyletiyor, biri e, çağdaş bilmem seviyeye ulaşmaktan bahsediyor. Bunlar hep benzer e, motivasyonla farklı dindarlık oranlarıyla yapılmış teşebbüslerdir. Kimisi siyasidir, kimisi fikridir vesaire. Şu halde son bir cümle, yani İslamcılık devam edecektir. Müslümanların çıkarı kimliği önemli olduğu için devam eder. Ama belki Müslümanlar yarın öbür gün daha evrensel, insani bir şeye girerlerse, ne bileyim Avrupa Birliği vesaire gibi bir şey bünyesinde eğer Avrupalılar bak şeylerini, taassuplarını terk ettiler, asabiyetle uğraşmıyorlar, biz de Müslümanlar, müminler olarak bunun içindeyiz diye bir şeye girerlerse bir noktaya ki şu an öyle bir şey ortalıkta görünmüyor o tür bir ilişkide İslamcılığın eridiğini yok olduğunu söyleyebiliriz ama öyle bir durum söz konusu değil sınırlar ve çatışmalar oldukça Müslüman kimliği test edilmemiş bir gururla kendini muhafazaya devam edecek O yüzden İslamcılıkta var olmaya devam edecek Evet teşekkür ediyorum Şimdilik e, şeyler bunlar inşallah Evet biz teşekkür ederiz e, ağzınıza sağlık